Şu anda matkap seslerini durdurdum. Maşallah 10 tane falan böyle usta arkadaşlarım oldu. Bayağı seviyorlar beni. Ben de onları. Çok kibarım. Aman lütfen çekim yapıyorum falan diye konuşuyorum. He, tamam abla. Tamam hanımefendi. Usta arkadaş. Olduğu gibi başlıyorum. Bugün size bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Sizi bilmiyorsanız eğer diyeyim ya da okumadıysanız, karşılaşmadıysanız bir kitapla tanıştırmak istiyorum. Ve gerçekten hani eğer ki özellikle bu konuda sorun yaşayan insanlardansanız benim gibi bu kitabı okuduktan sonra böyle kafanızda hani olur ya böyle çat 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 hani ampuller yanar böyle bir anda. Wow olursunuz. Hani öyle şeyler yaşayacaksınız. Sizi temin ediyorum. Yani bu konuda zaten sorun yaşıyorsanız bu kitaba bence bir çekilim de duyacaksınız. Tanıştırmak istediğim kitap bu. Sınırlar. Ya o kadar güzel bir kitap ki. Yani çok bilgi dolu bir kitap. Şimdi hemen kısaca size özetleyeceğim ama sınırlarımıza ne kadar sahip çıkıyoruz arkadaşlar? Sınırlar ne demek? Bizim sınırlarımız nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Aynı zamanda karşımızdakinin sınırları nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunlara ne kadar hakimiz? Ve daha da aslında önemlisi bunlar üzerine hiç düşündünüz mü? Hani sınırlar ne demek? Ben bu konuda çok fazla açıkçası düşünmemiştim. Hani hiç böyle bana da biri yani sözlü olarak diyeyim böyle hani sınırlar şu demek, sınırlar bu demek ya da büyürken çok fazla sınır sorunu yaşamışım ama onların sınır sorunu olduğunu fark etmemişim diyeyim. Bu kitapta zaten 3 bölüme ayrılıyor ve öncelikle sınırların ne olduğundan bahsediyor sevgili yazarlarımız Dr. John Townsend ve Dr. Henry Cloud. Şöyle müthiş söylerim bu isimleri. Hele ki Townsend ve yani benden sorulur. zaten üzerinde de gerçekten yazdığı gibi hayatınızı kontrol etmek için ne zaman evet, nasıl hayır demelisiniz. Bu da çok önemli. Hani ne zaman evet diyeceğiniz ama ne zaman hayır değil, nasıl hayır demelisiniz. Bunun üzerinde duruyor. İlk bölümde zaten sınırların ne olduğundan bahsediyor. İkinci bölümde de sınırlarınız ve işiniz, sınırlarınız ve aileniz, sınırlarınız ve arkadaşlarınız bunlardan bahsediyor. Üçüncü bölümde ise sağlıklı sınırlar oluşturmaktan bahsediyor ve bu aşamada da yaşadığımız ya da yaşayabileceğimiz zorluklara değiniyorlar. Bu kitabı bana bir arkadaşım önerdi ve onunla bir konu hakkında konuşuyorduk. Şu an konunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama o konu net olarak ben bilmiyordum ama sınırlarla yani benim sınırıma girilmesine izin vermemle alakalıydı. Öncelikle bir şuna değineceğim. Şimdi sağlıklı sınırlar diye bir şey var. Aynı zamanda da sağlıklı olmayan sınırlar var. Burada tabii birkaç püf noktası var ama sağlıklı sınırlar sizin kendiniz isteyerek kendi rızanızla evet ve yine kendi rızanızla hayır diyebildiğiniz alanlar ve durumlar. Ve bunlarda aman birini kıracağım, aman o arkadaşım üzülecek, aman işte sevgilim mutlu olsun, aman ailem işte hani üzülmesin, neyse neyse bu gibi şeylere takılmadan, bunları düşünmeden sınırlarınızı koruyorsunuz. Yani aslında sağlıklı sınırlar eşittir, sınırlarınıza sahip çıkmak. Arkadaşlar sınırlar sizin kim olduğunuzu karşı tarafa gösteriyor. Bunu Eda Ece'yi ben çok seviyorum. Canım Eda Ece. Şuraya fotoğrafını koyabiliriz. O kıza böyle çok kanım kaynıyor. Eda Ece paylaştı ama Oprah Winfrey'nin söylediği bir şeyi söylemişti. Oprah Winfrey de şunu diyor. İnsanlara size nasıl davranacaklarını siz öğretirsiniz. Ve bunu da başarabilmenizin tek yolu sınırlarınıza sahip çıkmak. Sağlıklı sınırlar oluşturmazsanız ne olur? Şöyle bir örnek vereceğim size. Mesela bir erkek çocuğunu ele alalım ve bu kişi ailesine bağlı yaşıyor maddi anlamda. Ailesinin durumu gayet iyi diyelim. Ve o babası mesela ya da annesi ama biz babadan yola çıkalım. Ona her ay işte maddi destekte bulunuyor. Hatta diyelim ki bu kişi yurt dışında okuyor. Seneler geçiyor. Bu çocuk 25 yaşına geldiğinde artık üniversitesi bitmiş olduğunda bile hatta Türkiye'ye dönse dahi hep bir babaya hani muhtaç aslında bir yerde. İşleri daha da böyle şey yapmak için babasının şirketinde de çalışıyor diyelim.
çalışıyor ama 10'da gelmesi gerekiyor, 12'de geliyor. 8'de çıkması gerekirken 5'te çıkıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor hani. O 5-6 saat çalışıyor. Ama sonuçta babasından aldığı için öyle çok da hani diğerleri gibi kurallara diyeyim ya da o aslında sınırlara riayet etmiyor. Şimdi burada birkaç farklı sorun var. Ve sorun nereden çıkıyor? Öncelikle babası bir sınır ihlali yapıyor. Babası çocuğa diyor ki, yani babasının da bu arada hani onda niye gelmiyorsun diye böyle sorun ya da doğru olarak ifade etmediğini düşünelim çocuğuna. Hani nasılsa benim çocuğum gelsin kaçta isterse gibi yaklaşıyor diyelim. Burada en büyük sorun babanın çocuğa sınır koymaması. Çocuk da zaten sınır konulmadığı için istediği gibi davranacağını düşünüyor. Ve daha sonra ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Zaten olay burada çok ilginçleşiyor. Yine bu örnekten yola çıkacağım. Böyle bir karakteri demeyeyim de sınırlarla böyle ilişki kuran bir adamı 30 yaşlarında karısının, arkadaşlarının, çevresindeki birçok insanın diyeyim sınırlarını ihlal ettiğini görüyoruz. Ve bu sınır ihlalinin sebebi aslında evet onun suçu değil, öyle öğrendi ama bunun farkında bile değil. Neden? Çünkü baba ona zaten üniversitesini ödedi, kirasını ödedi, zaten yurt dışındaydı. Hadi yurt dışındaydı tamam bir derece. Ve döndükten sonra Türkiye'ye hani yurt dışında çalışmasa bile hadi o da bir derece ama döndükten sonra istediği saatte işe gitti, istediği saatte döndü. Baba hiç bunu sorun etmedi. Yani çocuğa bir sınır konmadı. İşte ne bileyim hatta babasının arabasını alıp çıktı sormadan diyelim. Hani böyle böyle şeylere bu maruz kalmak mı bunun adı tam bilmiyorum ama bu opsiyonlar diyeyim verilerek büyüyorsa bir çocuk gerçekten sınırları ihlal etmenin bir sıkıntı olmadığını düşünür. Ve buralarda yani bu kitap birçok noktayı ele alıyor ve bu size verdiğim örnek bir örnek. Ama bunu niye özellikle belirtiyorum biliyor musunuz? Çünkü hayatımızda aslında karşılaştığımız ve farkında bile olmadığımız birçok sorunun ana kaynağı sınırlar. Ve sağlıklı sınırlar oluşturabilmek şu demek. Şimdi zaten çocuk kendisi, çocuk dediğim işte isim koyalım ne bileyim Ali diyelim. Ali bu örnekteki kendisine sınırlar belirlemek istiyorsa bu kadar farkındalık ve olgunluğu varsa şunu demeli. Baba teşekkür ederim hani bu zamana kadar sen bana böyle olanaklar sağladın çok çok sağ ol ama bundan sonra ben senden maaş almak istemiyorum. Bu bir opsiyon ve ben başka bir iş bakacağım daha böyle kendi ayaklarımın üzerinde durup oranın gerektirdiği neyse hani 10'da gelmek 8'e çıkmak neyse onları yapacağım. Çünkü benim bu anlamda büyümem gerek. Bu bir opsiyon. Ama bir yüzleşme gerektiriyor bu arada. Sınırlar kurmak, sınırlar belirlemek yüzleşme olmadan imkansız. Ve o rahatlık alanından çıkmanız gerekiyor. Bu arada size bu rahatlık alanı comfort zone diye geçen bir konudan da bir videoda çok bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da büyük sıkıntı yaratan bir konu aslında. Bunu da belki örnekler üzerinden size anlatabilirim ama o bu videonun konusu değil. Şimdi ya da ikinci opsiyonu Ali'nin. Baba mesela yüzleşmiyorsa diyelim, diyebilir ki baba teşekkür ederim işte sen bu zamana kadar bana çok şeyler yaptın hani çok sağ ol her şey için ama bu saatten sonra ben 10'da gelinecekse 10'da geleceğim işte 8'de yani bütün herkes nasıl çalışıyorsa öyle çalışacağım aynı zamanda hani kendim araba alabiliyorsam alacağım alamıyorsam senin arabanı kullanmayacağım ya da araba kiralayacağım neyse bu bir yetişkin sorumluluğunu yetişkin olmayı gerektiriyor. Diğer konuda diyeyim, eğer ki baba yüzleşmek isterse baba da der ki çocuğuna oğlum bu saate kadar ama o tabii ki daha zordur. Çünkü yaş ilerledikçe hele ki 60-70 yaşlarındaki bir insanın sınırlarına hiç sahip çıkmadıysa ya da sınırlarından feragat ettiyse tabii ki de çok daha zor olabilir. Ama diyebilir ki bu saatten sonra kendi başının çaresine bakıyorsun ve benim sana yapabileceğim bir şey yok. Eğer ki çok zor durumda kalırsan bir desteğe ihtiyacın olursa ben buradayım. Bunu da bilmeni istiyorum. Seni seviyorum. Bunun sevgiyle de bir alakası yok. Şunun altını çizmek istiyorum ki sınırlar konusunun sevgiyle hiçbir alakası yok. Siz bir insana karşı sınır oluşturmak istediğinizin farkına varabilirsiniz. Onun sınır ihlali yaptığından dolayı yeter artık bunu istemiyorum. İşte neyse atıyorum 11'de beni arayıp bana derdini anlatamazsın mesela. Bu sizin bir sınırınızdır. Siz
Yani çok zor durumda değilse tabii ki de hani arkadaşın, hani ekstrem durumlardan bahsetmiyorum, istisnai olan. Ama normal şartlarda hep sizi 11'lerde, 12'lerde arayan arkadaşınız varsa ve artık buna sadece ona değer verdiğiniz için müsamaha gösteriyorsanız mesela, ona diyebilirsiniz ki işte ben bu saatte seninle kusura bakma konuşamam. Yani canım televizyon izlemek istiyor ya da kitap okumak istiyor tabii ki de diyemeyebilirsiniz, bunu anlıyorum. Ama lütfen beni saat 10'a kadar arayabilirsin, telefonum sana açık ama ondan sonra ben kendimi dinlenmeye veriyorum ve dinlenmek için benim de zamana ihtiyacım var. Sabah erken kalkıyorum. Bunu da yanlış anlamanı istemem ama durum bu. Ya bunu daha da sevgiyle de hani böyle artık siz onu belirleyebilirsiniz. Zaten şurada nasıl hayır demelisiniz? Gerçekten onun altını çizmek lazım. Çünkü bu en önemli konu. Bir de herkesin gerçekten bir tarzı var. Şimdi yani ben kovayım. Yükselenim kova ve evet burçlardan gidiyorum. Çünkü burçlar bana, yani doğum haritası daha doğrusu, çok şey söylüyor bir insan hakkında. Ve kendi haritamı da çok iyi bildiğim için. Mesela ben kırıcı olmadan hani bir sıkıntı varsa, özellikle bu kitabı okuduktan sonra şunu diyorum deminki örnekte. Ya kusura bakma, gerçekten seni dinlemek isterim ama bu saatte değil. O yüzden lütfen beni bu saatte arama. Yarın ben seni istersen müsait olduğunda arayayım ya da 11'den sonra sen müsaitsen beni arayabilirsin, konuşalım. Bu arada gerçekten de bunu yanlış anlamanı istemem. Bu şekilde. Sonra ne oluyor? %90 bende oldu. Yani sınır belirlemeye başladığım zamanlarda size de olacaktır. Suçluluk duygusu duyabilirsiniz. Ben bunu söyledim ama arkadaşım alınırsa, İşte eşim alınırsa, ailem alınırsa. Bu arada en zorlanacağınız net aileniz. Hele ki ailenizde sınırlarınıza saygı duyulmadan anneniz ya da babanız ya da kardeşleriniz tarafından büyüdüyseniz, yani bir şekilde sınırlarınıza saygı gösterilmedi ve 20 yaşında olun, 30 yaşında olun, 40 olun, hala sizin sınırlarınıza saygı gösterilmiyorsa bu büyük bir sorun. Birinci aileniz. İkinci arkadaş çevreniz, aslında bence ikinci partneriniz, sonuçta evliyseniz ve ilişkiniz varsa ikinci duygusal ilişkide olduğunuz kişi. Üçüncüsü arkadaşlarınız. Yani ve dördüncü olarak da iş arkadaşlarınız. Şimdi bu şekilde ilerliyor. En zor yüzleşmeniz gereken kişiler aileniz. İkinci olarak dediğim gibi duygusallık yaşadığınız, hani duygu, partneriniz, eşiniz, sevgiliniz. Zorlanacaksınız. Ben size demiyorum ki bu çok kolay olacak. Ama sağlıklı sınırlar oluşturmaya başlamadıysanız ya da bunu bilmiyorsanız, buna bir an önce başlamanız gerekiyor. Aynı zamanda bu sınırlarınıza da sonrasında sahip çıkmanız gerekiyor. Şimdi olay aslında 3 aşamalı. Bunu da söyleyerek bu videoyu yavaş yavaş bitiriyorum. Şöyle bir şey. Birincisi, sınırlarınız var mı yok mu? Sağlıklı sınırlara mı sahipsiniz yoksa sağlıksız sınırlara mı? Sağlıklı sınırlar demek ne istiyorsanız, ne hissediyorsanız bunu söyleyip ondan sonra da suçluluk duymamak demek. Çünkü bunu belki ilk başta bu arada sert de söyleyebilirsiniz ama şunu da söyleyebilirsiniz. Kusura bakma işte arkadaşım ya da neyse sevgilim ya da anneciğim. Şu an sınırlar oluşturma aşamasındayım, bunu çalışıyorum ve bu konu benim için önemli. Böyle 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 ama seni kırmak istemiyorum, sert söylediysem gibi. Şimdi ilk aşama sınırlarınızın olmadığını ya da siz belki diğerlerinin sınırını ihmal ediyorsunuz. Yani önemsemiyorsunuz ve bunun farkında bile değilsiniz. Yani canınız istiyor, arıyorsunuz saat 12'de. Ne bileyim, hiç onun işi var mı yok mu diye düşünmeden öyle bir davranıyorsunuz ki ona saygısızlık ediyorsunuz ama bunun farkında değilsiniz. Ya da hep kendinizden bahsediyorsunuz ama bir bakıyorsunuz arkadaşınızın bir sürü sorunu var. Bunu dinlemiyorsunuz gibi gibi. Yani ilk aşama farkındalık. İkincisi, bu farkındalıktan sonra cesaretinizi toplayıp yüzleşmek. Arkadaşım ya da işte babacım, abi neyse, yani karşınıza alıp göz göze, en önemlisi eğer bu mümkün değilse de telefonla sınırların, yani sizin sorununuzun ne olduğunu ve bu konuda neden rahatsızlık duyduğunuzu ona söyleyebilmek. Ve bu yüzleşmeden sonra üçüncü aşamada buna sahip çıkmak. Çünkü bazen direnmeniz gerekiyor. Yani mesela söylüyorsunuz ve her şey süper gidiyor. Anlıyor sizi karşınızdaki kişi de. Ondan sonra böyle bir bakıyorsunuz, yine aynı davranmaya başlıyor.
Sanıyorum ki meditasyon videosundaydı. Bu arada meditasyon videosunu izlemediyseniz şuralara koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz. O meditasyon videosunda şunu demiştim. 21 gün bir şeyi yapmamız çok önemli. Çünkü bu bilimsel olarak da kanıtlanan bir şey. Ve 21 gün devam ettirdiğinizde bir konuyu, ele aldığınız o durumu, neyse mesela 21 gün meditasyon yapmaktan bahsetmiştim. Bu konuda da 21 gün boyunca sınırlarınıza sıkı sıkıya, yani böyle şuna sarılır gibi böyle sarılmanız gerekiyor. Yani sarılmazsanız gerçekten bir yerde feragat edebilirsiniz ve siz de alışık olduğunuz hani o rahatlık alanınız eskisi olduğu için söyledim zaten, tamam ben bunu ifade ettim, gerisi onda diye düşünebilirsiniz ve bir bakarsınız yine başladığınız yere dönersiniz. Dolayısıyla çok önemli bunlara, yani sınırınıza, sınır deyip böyle bu video hep sınır oldu. Ama konumuz sınırlar, yapabileceğim bir şey yok. Buna sahip çıkmanız ve bunda sağlıklı bir şekilde durmanız. Direnmekten bahsetmiyorum, durmak. Yani merkezinizde durmak. Ben buyum, ben böyleyim, beni böyle kabul et. Senin için ben bundan feragat edersem, senin için ben kendimden vazgeçersem bir yerlerde bir mutsuzluk beni bekliyor demektir ve ben kendim olmaktan uzaklaşıyorum demektir. O yüzden sen de beni zaten seviyorsan buna saygı duyacağından eminim. Nokta. Aslında bana sorarsanız ben daha da sizinle paylaşmak istiyorum ama belirttiğim gibi spesifik sorularınızı benimle paylaşın çünkü bu gerçekten çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Yani anlayacaksınız, bu kitabı okumadıysanız muhakkak okuyun. Hani gidin bugün alın. Bugünün işini yarına bırakma der büyüklerimiz. Şimdi ve şu anda gidin lütfen alın ve bir an önce okuyun. Bu videoyu beğendiyseniz, abone değilseniz de abone olmayı ve o zili açmayı unutmazsanız sevinirim. Bence siz de belki de yararlanırsınız birçok şey çünkü paylaşıyorum, anlatıyorum. Son olarak da pazartesi ve cuma günleri çok büyük bir aksilik çıkmaz ise video yayınlıyor oluyorum. O zaten zili açarsanız da size bildirim gelecektir. Sonuç olarak da bu kitabı okuyun arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Sınırlarınıza sahip çıkın. İyi ki varsınız. Haftaya görüşmek üzere. Evet Joy, çok şapşık oluyorum biliyorum. Joy da bakıyor, ne yapıyorsun kendine? Bunu hatırlıyorsanız 90'larda doğdunuz, 90'larda çocukluğunuzu yaşadınız demektir. Ay!